Bu ay Allah'ın izniyle müminin rızkının arttığı bir aydır. İnşallah sabrın karşılığı da cennettir. Ve kim bir oruçluyu iftar ettirirse bu onun günahlarının bağışlanmasına ve cehennemden kurtulmasına sebep olur. İftar ettirdiği Müslümanın aldığı sevaptansa hiçbir şey eksilmeksizin onun kazandığı kadar da ayrıca sevap kazanır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte o yüzden diyoruz ki bu ay aynı zamanda aklanma ayıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam El Müslimi ahil Müslimi la yudlimuhu ve la yuslimuhu buyuruyor. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu zalime de teslim etmez. Dolayısıyla kardeşlerim, bizi biz yapan sorumluluk üzerinden takva bilincimizi diri tutmak istiyorsak eğer, nefsimizde Allah'la olan bağımıza, kardeşlerimize olan gündemimize, ümmet adına olan her sorumluluğumuza sahip çıkmak bizlerin, sizlerin ve tüm ümmetin yetik evlatlarının görevidir diye düşünüyorum. Diyorlar ki neden bu kadar Kudüs'ü gündeminize getiriyorsunuz? Bize diyorlar ki farklı coğrafyalarınız yok mu sizin? Orayı biraz konuşsanız dedikleri anda onlara dönüyoruz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki Kudüs'ün koordinatlarını biz belirlemedik. Alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala belirledi. Eğer koordinatlarını Rabbimiz belirlediyse orası bizim için bir iman meselesi ve bir akide meselesidir. Bu sebepten dolayı onlara diyoruz ki Kudüs iman ve akide meselesidir. Düşünün, subhanallah, bakıyoruz sokaklarında çocukların şehitçilik oynamış olduğu bir coğrafyaya kim galebe çalabilir? Düşünün, çocuklar sokaklarında şehitçilik oynuyor. Bu insanlara kim galip gelebilir? Kim onların sırtını yere indirebilir? Düşünsenize, çocuklar, kız çocukları ip oynarken havaya atladıktan sonra ayağı yere değmeden önce koluna iki tane meleğin girmiş olduğu coğrafyadır Kudüs'ün adı. Ve o sebepten dolayı biz Kudüs'ün üzerinde durmaya devam ediyoruz. Ta ki özgür oluncaya kadar. Şunu da bütün Siyonistler ve küfür ordusu iyi bilsin ki yaşadığımız sürece bedenlerimiz, ölünce de ruhumuz Kudüs'ün muhafızıdır Allah'ın izniyle. Bütün ümmeti Muhammed'i şehit etmeyinceye kadar vallahi Kudüs sevdamızdan, Kudüs davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Kudüs için büyük bedeller ödendi. Bir sabah namazında tekerlekli sandalyesiyle sabah namazına varıp ümmetin ayağa kalkması için sabah namazlarını bırakmayan Şeyh Ahmed Yasin'e selam olsun inşallah. Küfrün ve Siyonizmin beynine öldürücü darbeyi vuran Abdulaziz Rantisi'ye selam olsun inşallah. Adana'nın cesur yürekli yiğit adamı Çetin Topçuoğlu abiye selam olsun inşallah. Siyonizme hayatı zindan eden, onlara nefes aldırmayan Hamas'a ve Ebu Ubeyde'ye selam olsun. Evet, biz inşallah asim olarak aldığımız kararı sürdüreceğiz. Yerde oturmaya devam edeceğiz. Buradan aslında bir mesaj veriyoruz biz. Burada sade, mütevazi ve yer sofrasını bilinçli bir şekilde tercih ettik. Allah'a emanet olun.